Canım. Ne haberim? Bir şey. Sıkma dur. Dur tamam mı? Sen de mi buradaydın Tarık? Evet. Çocuklar yemeğe davet etti. Sizin haberiniz vardı herhalde. Yo, nasıl olsun Güzide Hanımcığım? Oğlum, babanı sen mi davet ettin kızım? Ben davet ettim. Ha, şu tesadüfe bak. Ben de Güzide Hanım'ı çağırmıştım. Oğlumcığım, sana söylemedim ama sürpriz olsun istedim. İyi yapınız. Hoş geldin. Ne güzel oldu böyle ya. Bütün aile böyle. Aile hep beraber. Şey, Ozan'ı istiyorsan arayabiliriz karım. Nasıl istersiniz yani? Anneciğim, hadi gel. Gel. Anneciğim, lütfen. Hadi buyurun ya, ayakta kalmayın ne olur. Buyur. Çantanı alayım mı? Öznur. Şöyle vereyim. Sağ ol. Teşekkürler. Kusura bakmayın, ayakta kaldım. Ya estağfurullah, olur mu Şeker? Gel. Teşekkür. Öznur, bunu da vereyim mi? Evet. Ofiste misin hala? Aha. Ama çıkacağım birazdan. Sen ne yaptın? Yemek yiyelim mi birlikte? Olur. Tamam, o zaman ben çıkınca ararım seni. Tamamdır, görüşürüz. Silmedim bunları ya. Ne yapıyorsun Selin telefonumu? Tolga'ya geri vereceğim. Saçmalama, ver şu telefonumu. Ya senin bir utanma yok mu? Hiç yüzün kızarmadı mı Tolga'dan bunu isterken? Ben ne yapıyorum diye düşünmedin mi hiç? Ya sen var ya... Dilencilikten başka hiçbir kelime bulamıyorum şu yaptığına. Ne dilencisi, bak doğru konuş benimle. Hediye etti diyorum. Hediye. Sen hediye ne demek biliyor musun? Sen anlamadın galiba. Bak, anlamak için ne yap biliyor musun? İyi bak dudaklarıma. Hediye. Hediye. Sen Tolga'dan böyle büyük bir hediye alamazsın. Neden Selin? Sadece sen mi alabilirsin? Ver şunu. Serra, ver şunu. Selin, bir dakika ya. Sen beni kıskanıyor musun? Ha? Ne diyorsun ya sen? Nasıl aklıma gelmedi benim ya? Sen beni kıskanıyorsun değil mi? Özellikle Tolga bana şimdi telefon verdi diye daha çok kıskandın. Daha önceden düşünmem lazımdı benim bunu. Serra, deli deli konuşma tamam mı? Ver şu telefonu bana. Neden o zaman ver diye tutturdun? Tolga için bir telefon ne ki? Serra, uzatma. Şu telefonu bana geri ver. Vermiyorum Selin. Vermiyorum. Defol git o zaman. Ne?
Benimle bu evde kalmaya devam etmek istiyorsan ben bu telefonu Tolga'ya geri vereceğim, anladın mı? Bu abuk subuk hareketlerine de son vereceksin. Ha yok, ben ille de saçmalamaya devam edeceğim diyorsan da pılını pırtını toplayıp gideceksin bu evden. Babamların evine döneceksin, duydun mu? Bir daha da bu eve ayak basmayacaksın. Serra bak, çok ciddiyim. Anladın mı beni? Cevap ver! Anladın mı? Tamam. Güzel. Ver şimdi o telefonu bana. Al. Aferin. Gerizekalı. Gerizekalısın sen Selin. Gerizekalısın. Ay, Nazan nerede kaldı? Nazan ablam mı gelecek? Evet, onu da çağırdım. Öyle mi? Bir de vaktinde gelse. Her zaman geç, her zaman geç. Duruşmalarında da vaktinde çıkıyor mu bu? Al anneciğim. Bir tane yeterdi. Olsun anneciğim, orada dursun. Aa, şey Öznur. Öznur ya. Bir de zeytinyağları çıkarttık mı dolaptan, onları çıkartalım. Bir de yoğurt olacak. Onu da getirir misin? Hemen olmalım. Canım benim. Geldi. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin, iyi akşamlar ablam. Hoş geldin güzelim benim. Ay kusura bakmayın, geciktim. İstinafa gitmem gerekiyordu. Anca gelebildim. Şey açsın değil mi? Geç otur. Oo, hem de kurt gibi. Gel Nazan. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Sen de hoş geldin. Güzideciğim, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bir dakika, bir dakika. Tam sofra bozulmadan bir resim çektirelim mi? Ha? Güzide Hanımcığım, Tarık Bey müsaade eder misiniz? Günün hatırası olsun. Tabii tabii, tabii. Öznur koş benim telefonumu al gel. Şey dur benden şey yapalım ya. Ha, çek. Öyle mi? Ha. Şu karşıdan çek. Güzel çek ama, tamam mı? Ne diyorduk, çiz mi diyorduk? Hadi çiz. Bir de şey yapalım mı? Serpil. Bir, tamam. Ben çekeyim. Öyle olmadı. Ben çıkmıyorum ki oğlum. Evet. Uyun posun devrilsin inşallah Murat. İnşallah gün yüzü görme. Uykuların haram olsun. Haram, haram. Beni ne zaman çıkaracaksınız? Benim bir suçum yok. Ne diyorsun sen ya? Ya ben sadece kızımı görmeye gittim. Sadece. Ya ben hasret kaldım kızıma, hasret. Ben bir suç işlemedim. Ben sadece kızımı göreceğim. Bağırma. Bağırınca bir şey değişiyor mu? Bak hiçbir şey değişmiyor. Haklısın, ben sadece kızımı özledim. İsim neydi avukat bey? İsim Ümit Özgüder. TC'sini biliyor musunuz? Bilmiyorum maalesef. Sorun değil, şimdi arkadaşlar bulur. Bizim bölgede görünmüyor. Kayıtlara girmemiş olabilir mi amirim? Olabilir. Sen önce diğer bölgelere bir bak. Avukat bey yardımcı olalım. Hemen amirim. Sizi biraz bekleteceğiz. Hiç önemli değil. Beklerim. Şahıs neyi böyle demiştiniz? Ümit. Yakınım benim. Ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım bu beladan?
Ozan, ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyorum. Zeliş'e yemek götüreceğim. Niye? Zeliş insin aşağı. Beraber yiyin. Aa, yok ya, yok. Annem gelir. Yakalanırız şimdi, olmaz. Gelmez. Oylumlara gitti. Geç gelecek. Oylumlara mı gitti? Behram Bey'in annesi davet etmiş. Kızını sizi çok özlüyor. Ben senin yerinizi tutamıyorum. Gelin görüşün demiş. Allah Allah. O kadın mı demiş bunları? Evet. Hadi sen Zeliş'i çağır, odadan pis gibi oldu kız. Gelsin, yemeği beraber yiyin. Tamam, tamam. Alıp geliyorum şimdi. Zeliş. Ozan. Aşkım, hadi aşağı ineyim. Yemek yiyelim. Olmaz. Annen gelir, yakalanırız. Annem yok. Korkma. Annem oyunlara gitmiş. Çok şaşırdım. Behram'ın evine adım atmaz diyordum. Ama gitmiş. Anne sonuçta. Kıyamaz kızına. Oylum çok özlüyorum. Ona o kadar kızgınım ki. Ve arasana Ozan. Bu senin kardeşin. Ara, sor, mutlu musun de. Ya nasıl davranacağımı bilmiyorum ki. Çok kızgınım ona. Ama çok da özlüyorum. Zeliş, Ozan. Zeyno, hadi otursana sen de. Yok, ben yedim. Afiyet olsun size. Tamam, peki. Eviniz çok güzelmiş. Beğendin mi? Çok. Böyle bir evde yaşamak ister miydin? İsterdim tabii. Kim istemez? Belki bir gün biz yaşarız bu evde. Nasıl biz? Biz yani. Evlenince. Annenin evi burası. Annem için çok büyük. Nasıl yani, ne diyorsun anlamıyorum. Aşkım, annem yaşlandığında diyorum. Koskoca ev. Kadın ne yapacak burada tek başına? Anneni huzur yerine kapatmayacaksın herhalde. Asla. Canım annem o benim. Olur mu öyle şey? Bir tanem benim. Sen de onunla yaşarsın burada. Biz yani. Evlenince diyorum. Dururuz belki. Koskoca ev. Ya olabilir tabii. Ama annen daha genç. Biz de evli değiliz. Ama ev çok güzel. Ben şöyle bir hayal ettim de hoşuma gitti. Bir düşünsene, iki tane çocuğumuz var. Hep birlikte oturuyoruz burada. Ve babaanneleri de burada oturuyor tabii. Ben bu Diyarbakır'daki arsayı gördüm Tarık Baba. Dedim ben buraya otel dikerim. Vallahi çevresi boş, etrafı müsait falan. Gerçi Diyarbakır'ın biraz dışında ama havaalanına yakın. Orası çok güzel oğlum. Oralar daha çok değerlendirecek. Bak annem dedi diyeceksin. Yo, havaalanına yakınsa mesele yok. İyidir ya. Bilmiyorum, öyle diyorlar mı? Karım. Sen ne diyorsun? Ben nereden bileyim Behram? Diyarbakır'ı görmedi ki. Nereden bilsin? Önce bir gitsin görsün oğlum. Doğru, benimki de soru ya. Gelsin, kocasının memleketini şöyle bir görsün. Aa, siz de gelsenize hep beraber. Güzide Hanımcığım, Tarık Bey. Buyurun gelin. Diyarbakır'daki konağımız çok büyük. Ferah ferah, herkese yer var. Tabii tabii, ne zaman? Ne zaman isterseniz gideriz yani. Sağ ol. Diyarbakır'ımız çok güzeldir. Mutlaka. Gelirseniz sizi çevresinde gezdiririz. Mardin'e gideriz, Urfa'ya gideriz. Şeyi gördünüz mü Nemrut'u? Hani bu UNESCO şeysiydi, dünya mirası. Nuhal Hanım, bir bakar mısınız? Tamam, geliyorum. Hayır mı?
Revani'nin şerbetini dökeceğim oğlum. Yok bir şey. Siz buyurun rahatınıza bakın. Sevdin mi çorbanı? Evet çok güzel. Elinize sağlık. Güzdane gider miyiz beraber? O, yani önce siz bir gidin. Bakarız. İnşallah. İnşallah. Merhaba. Allah kahretsin. Yok hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şey yapalım. Öznur bir eşlik eder misin lavaboya kadar? Hiç önemli değil. Uğraşmayın bir belki bir şey daha ayarlayabiliriz. Hallederim, hallederim. Tamam. Hallederim. Tamam. Öz. Hay Allah. Üst katta baba. Tamam canım. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyor musun? Sınav yakın ya. Çalışıyorum. Merak etme. Hangi bölüme gideceğine karar verdin mi? Yani evet aslında şu an biyomedikal mühendisliği düşünüyorum. Hı. Sonuçta 3 senede tıp okudum ya. İlla ki yardımcı olur diye düşündüm. İyi, güzel. Belki ileride Behram'la birlikte bir şirket kurarsınız. Değil mi Behram? Olabilir. Olabilir. Anneciğim sevdin mi evi? Çok güzel. Şu tabloları ben seçtim. Bakın Tarık Beyciğim. Biz Diyarbakır'ın 3 büyük ailesinden biriyiz. 300 yıllık bir soyumuz var. O kadar eski yani soyumuz. Dicleliler. Evet. Yani ailemize gelecek en ufak bir leke sadece Diyarbakır'da değil. Bütün Güneydoğu'da duyulacak. Ne demek bu şimdi? Yani sizi lekeleyecek bir hareketimiz mi oldu bizim? Ne biçim konuşuyorsunuz? Bir dakika. Bir dakika Tarık Bey. Güzel güzel konuşuyoruz. Bakın. Sizin bir metresiniz var. Gayrimeşru bir kızınız var. Evet hata idi ayrıldım. Ayrıca ben bunları niye size söylüyorum ki? Yani bu benim özel hayatım. Sizi ilgilendirmez tamam mı? İlgilendirir Tarık Bey. İlgilendirir. Bakın Kumay'dı, ikinci eşti. Ben böyle şeyleri hiç hoş görmem. Katliyen. Bütün var gücümle o eski düzene karşı mücadele veriyorum. O yüzden benim ailemde iki karılı hiç kimse yok. Ben buna asla müsaade etmem. Bakın sizin neye müsaade edip etmediğiniz beni zerre kadar ilgilendirmez tamam mı? Lütfen, lütfen. Mesele sizin durumunuz değil zaten Tarık Beyciğim. Mesele benim açımdan. Hadi onu geçtik, onu geçtik Güzide Hanım. Güzide Hanım'ın durumu... Güzide Hanım'ın durumu biraz... Nasıl? Ne? Ne olmuş yani Güzide Hanım? Nasıl söylenir bilmiyorum ki. Güzide Hanım'ın o çok yakından görüştüğü bey var ya... Behram çok muhterem bir insan dedi. Kesinlikle doğrudur. Zaten Güzide Hanım'dan başka türlüsünü beklemezdim. Ama olmaz. Siz henüz boşanmış değilsiniz. Bakın açık konuşacağım. Sizin bu durumunuz bize laf söz getirecek. Dicle'lilerin dünürleri aşırı serbest yaşıyor diyecekler. Olmaz. Ağrımıza gider. Güzide Hanım'la tekrar bir araya gelme ihtimaliniz yok mu? Ne? Ya bir an evvel boşanacaksınız Güzide Hanım o avukatla evlenecek. Ya da tekrar bir araya gelmenin yollarını arayacaksınız. Bakın benim gönlüm sizin bir araya gelmenizden yana. Dile kolay. 30 yıllık yuva. Ha deyince yıkılır mı? Bir evlilik nelerle oluyor? Hem ne güzel bak. O kadınla ayrıldığınızı da söylediniz. Güzide Hanım belli ki size kırgınlığından o avukatla yakınlaşmış. Gelin
barışın. Diyarbakır'a, Güzide Hanım'la el ele kol kola gelin. Ben de çok isterdim ama yani o kadar hatalarım oldu ki yani beni affedebileceğini zannetmiyorum artık bu saatten sonra. Çok çabaladım. Her hatadan dönülür. Yeter ki siz isteyin. Hakikaten seven bir kalbin çözemeyeceği sorun yoktur. Baba ne yaptın? Halloldu değil mi? Ha, hallettim kızım, hallettim. Tarık, buraya geleceğimi biliyordun değil mi? Nereden bileceğim güzel? Siz de biliyordunuz, planladınız değil mi? Güzide Hanım yapmayın ama. Herkes bu işin içinde mi? Hayır, hayır, yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun? Hayır anne. Ne işi? Ne oluyor? Evet, ben çağırdım. Barışmanızı istedim. Kötü mü yaptım? Ne? O yüzden mi ısrar ettiniz? Güzide Hanımcığım, yapmayın yani. 30 yıllık evlilik dile kolay böyle bir çırpıda silip atılır mı? Onca yılın hatırı yok mu? Size ne Mualla Hanım? Ya yapmayın ama. Pırlanta gibi iki evladınız var. Ben kaldıramayacağım. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Affedersin anneciğim. Her hatadan dönülür. Bir konuşun. Bir araya gelin, bir konuşun. Ceketimi verir misiniz? Anneciğim. Bir konuşalım o zaman. Buyurun. Buyurun konuşalım. Siz şimdi... Tarık Bey'le henüz boşanmış değilsiniz. Evet. Sizin yanınızda başka bir bey var. Tarık Bey'in gayrimeşru çocuğu var. Mualla Hanım! Anne, özür dilerim. Anneciğim ben, anneciğim. Anne ver. Anne bir saniye. Bizim memleketimiz böyle şeyleri kaldırmaz. Anne. Anneciğim. Oğlum özür dilerim. Anne ben özür dilerim. Ya ne yapıyorsun anne sen? Ne? Ne yapıyorsun anneciğim, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum Behram? Yalan mı? Güzide Hanım o Sena'yı mı, Sezai'yi mi o avukatla çok çok yakın değil mi? Yani... Sen demedin mi adamı hapishaneden kurtarmak için canını dişine taktı diye? Ya neyse ne dedim de şimdi Allah aşkına yerim anneciğim. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Oylumcuğum ben... Oylum. Ya anne var ya. Mualla Hanım, Mualla Hanım, ne yaptınız siz ya? Düzelecek, düzelecek. Tarık Beyciğim daha bu ilk görüşme. Çok ileri gittin teyze. Çok ileri gittin ve beni de alet ettin buna. Kötü bir niyetim yoktu Nazan. İyi niyetli ikisini bir araya getirdim. Tarık Bey'in yuvasına dönme ihtimali şansı var mı diye. 30 yıllık evlilik dile kolay. Ya barışırlar dedim, sevaptır dedim. Peki iyi niyetliydin de niye Sezai'nin adını andın ha? Ne gerek vardı? Dayanamadım Nazan. Güzide Hanım böyle fırlayıp ayağa kalkınca benim de sigortalarım attı. Tarık Beyciğim kusura bakmayın. Güzide Hanım beni zorladı. Ama emin olun halledeceğiz. Umarım. Umarım. Lütfen. Lütfen düzeltin. Lütfen. Hiç merak etmeyin, halledeceğiz. Hoşçakalın. Karım. Canım ağlama ne olur. Tanem. Behram biz ne yaşadık ya? Biz ne yaşadık aşağıda farkında mısın? Anne ne yaptı? Behram benim annemle babamı benim evime hakaret etmek için mi çağırdı? Hayır, böyle şey. Gördün işte. Gördün sen de ne yaptı başka? Ya ne, ya bu yapılır mı? Bu yapılır mı ya? Karım iyi niyetini göstermek için yaptı kadın da ya. Ortada 30 yıllık evlilik var oğlum. Yapma gözünü seveyim.
Ona ne? Ona ne? Ya Mualla Hanım kim? Mualla Hanım kim oluyor benim annemle babamın arasını düzeltmeye çalışıyor? Ona mı kaldı bu? Bak ben de sinirlendim. Tamam, ben de eleştiriyorum annemi. Ben de çok kızdım. Bazen ayarı kaçıyor onun da. Anladım, tamam. Ama işte Diyarbakır'da milleti ona buna laf yetiştirmekten burada haddini hududunu aştı. Tamam. Böyle mi olacak bizim hayatımız? Hayır. Annen böyle her şeye karışacak mı? Ben istemiyorum. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum ben. Oyuncum. Tamam. Tamam mı? Halledeceğim. Şey yapacağım. Konuşacağım annemle de gerekirse Diyarbakır'a göndereceğim ben onu zaten. Konu Diyarbakır falan değil Behram. Ben annenle bir daha görüşmek istemiyorum. Tamam, tamam, şey yaparız. Görüşmezsin, bayramdan bayrama şey olur. Bayramlarda da görmek istemiyorum anneni. Sen istiyorsan gör. Tamam. Tamam, sen üzme kendini, gel. Önemli olan senin gitmesin. Duydun mu beni? Halledeceğim. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Ne yapıyorsun sen? Bak oylumu da zor durumda bıraktın. Güzide artık bu eve adımını atmaz. Atmasın zaten. Ne demek atmasın ya? Kızın evi burası. Ya benim umudum vardı. 35 yıllık arkadaşımla tekrar dost olmak için bir umudum vardı. Sayende o da bitti. Ha? Şimdi suçlu ben mi oldum? Evet, suçlu sensin. Senin arkadaşın seni çoktan silmiş atmış. 35 yıllık arkadaşın seni hesaptan düşeli çok olmuş, çok. Bana bak teyze. Eğer bu çocuklar bir gün ayrılacağız derlerse senin yüzünden olacak. Unutma bunu. Keşke, keşke. Nerede o günler? Benim saf oğlumun gözünden o perde kalkarsa belki. Öf. İşte amirim. Nihayet avukat bey, bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Zeyno. Bak. Ozan bu ne? Beğendin mi? Ya aslında taşı büyük olan bir tane daha vardı ama o çok pahalıydı. Ama baksana, bu da güzel değil mi? Ne zaman aldın bunu? Bugün. Bugün karar verdim. Zeliş'le evlenme teklif edeceğim. Sen ciddi misin? Evet. Niye? Ozan, eviniz yok. Barkınız yok. Oltan denen adamdan kaçıyorsunuz siz ya. Kızım iyi işte. Ben de onun için evlenelim istiyorum zaten. Hem niye bekleyelim ayrıca ya? Ben Zeliş'i çok seviyorum. Ya tamam. Seviyorsun. Seviyorsun da. Bak. Zeliş'in başını ben derdi soktum Zeyno. Kız benim için kendini tehlikeye attı. Oltan'ın bilgisayarına girerken yakalandı. Ve onu korumak bana düşmüyor mu şimdi? Hem evlenmiş olursak daha kolay korurum onu. Bence sen asıl kaçıp gitmesinden korkuyorsun. Evlenirseniz bir yere gitmez diye düşünüyorsun değil mi? Ondan da korkuyorum. Evet. Kendi kendine kaçmaya kalkmasından da korkuyorum. Onu koruyamayacağımı sanmasından da korkuyorum. Evet. Ama ne olursa olsun ben Zeliş'i kaybetmek istemiyorum.
Ozan. Ozan yemin ederim Hakim Hanım hayatta kabul etmez. Kızım eder, eder. Annem bir şey demez. Ne o? Bir şey değil anne. Sen geç gelecektin. Erken gelmişsin. O arkandakini göreyim bakayım çıkar. Yüzük kutusu mu? Anneciğim bir şey değil ya boş ver sen. Ozan çıkar bak hey heylerim üzerimde çıkar. Yüzük kutusu mu o? Çıkar. Yüzük. Evet. Hayrola? Selişe evlenme teklif edeceğim. Zeliş'e evlenme teklif edeceğim, hı? Evet. Zeliş'i seviyorum ben anne. Evlenmek istiyorum. Çık dışarı. Herhalde Allah'a büyük bir günah işledim de bunlar geliyor benim başıma. Bu kızla 3 günlük birlikteliğim var. Hadi bunu bir kenara koyalım. Ama bu kız sana uygun mu? Hı? Ozan bu kız sana uygun mu oğlum? Benim fikirsiz oğlum. Bak söylemeyeyim diyorum ama söylemek zorundayım. Bu kız kim Ozan? Bu kız kim? Bu kız bizim hayatımızı mahveden kadının kuzeni. Bu kız kim? Evimizdeki eşyaları satıp savan hırsız, yalancı kadının kızı. Bu kız onun kızı. Sen bu insanlarla mı beni muhatap etmek istiyorsun Ozan ha? Bunu mu istiyorsun sen? Ya anneciğim bizim onlarla bir ilgimiz olmayacak ki. Ayrıca ben Zeliş'i seviyorum ya, seviyorum. Gerçekten Allah sizi ıslah etsin ya. Yani seni, oğlumu, babanı Allah ıslah etsin ya. Oğlum bak sana söylüyorum bir kez daha. O kadının kuzeni bu kız. Kuzeni. Asıl meselemiz bu değil mi? O kadının kuzeni olması. Asıl mesele bu. Evet Ozan çünkü o kadın ne sana ne bana ne o kıza hiç huzur göstermeyecek huzur. Efendim Sezai. Ha, Güzide. Ümit hastanede. Bıçaklanmış galiba. Yoğun bakımda. Ne? Şeker niye? Tadına bak. Hayır, bitmedi daha. Bir tadına bakmam lazım. Bir tadına bakmam Hayır. lazım. Al. Ne bu? Serra'yı almışsın, geri getirdim. Niye getirdin ki? Tolga, Serra'ya böyle hediyeler alma lütfen. Ya niye kızın telefonu bozulmuş? Ne olacak ki? Oo, Selçuk sen yine döktürmüşsün. Yapıyoruz bir şeyler. Vallahi helal olsun. Ya yok, ben demin tadına baktım ya. Hadi be sen de. Ben baktım. Çocuk gerçekten amarat, restoran falan açsın. Selim bunu niye verdin ki bana şimdi? Tolga ne gerek var? Sen niye alıyorsun ki Serra'ya telefonu? İleride kendisi alır. Bakın kim geldi. Serra. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Tolga? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum Selin. Gel Kerem. Ümit. Ümit. Sezai amca. Kim yapmış bunu belli mi? Yok oğlum. Nereden belli olsun? Ama gaspçı yani. Sokak serserisi belli ki. Çok kan kaybetmiş geldiğinde. Hemen ameliyata almışlar. Doktor aslında durumu iyi diye biz özel odaya, normal odaya aldık ama
Sonradan kalbi durmuş. Şokla falan çalıştırmışlar herhalde. Nasıl ya? Doktor ne diyor peki? Umutsuz mu? Ne diyor? Yani bekleyeceğiz diyor. Yani sabır diyor. Gelecek zaten kendisi birazdan. Konuşuruz. Selin'leyim Beste. Hı? Tolgalardayız ya. Gelemem ben o yüzden. Alo. Duymuyorum. Beste. Alo. Yine şarjı bitti bunun ya. Selin'cim. Telefonunu alabilir miyim? Beste'yi arayacağım da. Evet, senin telefonun burada. Bunu kullansana. Çok teşekkür ederim Tolga da. Selin senden hediye almamı çok kızıyor. Ya senin lütfen ya. Lütfen verir misin telefonu ya? Büyütüyorsun. Tolga. Lütfen. Ya ne var bunda, ben anlamadım ki. Serra benim kardeşim değil mi? Hani telefonu bozuk kızın. Ne olacak, içimden geldi. Benim ufak bir hediyem olsun. Ne olacak ki? Selin. Hadi lütfen saçmalama ya. Ver ya. Ha? Hadi. Büyütüyorsun. Teşekkür ederim. Tamam, sen de asma suratını. Büyüttüğün şeye bak. Hadi başlasaydın da. Ana yemek geldi ya. Hadi başlayın. Çok başarılı gibi. Bu benim spesiyelim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Oha. Bunlar barışmışlar mı? Kim? Güzide teyzeyle Tarık amca. Ne? Evet. Baksana. Yani oyunlardalar herhalde. Orada gözüküyorlar. Kesin barışmış bunlar ya, değil mi? Ya öyle görünüyor. Ama Güzide teyzeden hiç beklemezdim ben böyle bir şey. İşte herkesten her şeyi bekleyeceksin Serra. Sen bıraksan artık telefonu. Yani bize ne? Barışırlarsa barışsınlar. Tabii canım, bize ne zaten? Bizi hiç ilgilendirmez de. İnsan şaşırıyor işte. Yalnız oğluma hamilelik çok yakışmış ya. Bayağı güzelleşmiş bu kız. Biraz kilo almış ama aslında da hamilelikten sonuçta, değil mi? Alabilir yani. Serra, bırak şu telefonu artık. Damat ne kadar yakışıklıymış ya. Ay Selin, sen hiç karşılaştın. Ya Selin, bir sus. Ya bir sus artık ya. Yemek yiyoruz şurada. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun bana ya? Allah Allah. Şunu tadına bak. Hayır, ben servis yapayım. Evet, ben alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Sen dur de. Dur. Bu yetmez. yeter. Lütfen. Yok, çok sağ ol. Vallahi çok sağ ol. Parmaklarını yiyeceksin, gel. İyi, tamam. Uzatsana bunu şunu. Tabii. Selin'cim. Tolga, ben ekmek alabilir miyim? Şunu al önce. Afiyet olsun. Kritik yani, öyle mi? Sabah daha umutlu konuşacağımızı düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun. Tekrar gelirim. Güzide. Ümit'i tanıyorsun ya. O mücadeleci çocuktur. İyi yaşayacak. Merak etme. Sağ ol. Anne, ne diyorsun? Oğluma haber verelim mi? Ne yapalım? Yok, şimdi vermeyelim. Bir dur da. Tamam. Sezai, sen de git istersen. Abi, durumu belli olsun. Giderim, işim yok ki. Ay, doktor zaten bekleyeceğiz dedi ya. O yüzden diyorum yani, yorulma, sağ ol buraya kadar geldin. Git dinlen. Gerçekten Sezai'm, sen dinlen istersen artık. Teşekkür ederiz.
Biz bir şey olursa haber veririz. Tamam. Sabah konuşuruz. Hadi. Sağ ol. Görüşürüz. Tamam. Sağ ol Sezai amca. Ah be Ümit. Ah kardeşciğiz. Ah Ümit. Aa, doktor gelmiş. Aa, Ozan uyanmış. Aa, gel. Ümit. Abla. Ablam. Abla. Dokunabilir miyim? Tabii ki. İyi misin ablacığım? İyiyim abla. Güzelim benim. Ozan. Dayıcığım. Gözünüz aydın. Ümit Bey hayati tehlikeyi atlattı. Yoğun bakımda da kalmasına gerek kalmadı. Teşekkür ederiz. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz, sağ ol. Abla affet beni, ne olur. Ne olur affet. Ben seni çoktan affettim. Sen benim oğlum değil misin? Seni ben büyütmedim mi? Hı? Sen benim büyük oğlumsun. Canım benim. Hı? Senin nereden haberin oldu? Gördüm işte. Sosyal medya abi. Bir şekilde görüyorsun. Niye bozuldun sen bu fotoğrafa? Ne diye soruyorsun abi, niye bozuldun diye. Baksana hallerine. Karı koca sevgili kızlarına yemeğe gitmişler. Gidecekler tabii kızları. Sen ne anlam çıkardın? Biz bir aileyiz anlamı çıkardım abi. Biz bir aileyiz, bir araya geldik. Çok mutluyuz. Allah Allah. Cüzdanın belki de yuvasına geri dönmek istiyor abi. Bana söyleyemiyordur. Olamaz mı? Olur mu öyle şey? Olur olur abi. 30 senelik evlilik abi sonuçta. Çocukları var. Alışkanlıkları var. Ortak kaygıları var. Hiç ihtimal vermiyorum Sezai. Abi Allah aşkına şuna baksana ya. Şu hallere baksana. Damat, Dünür, Nazo. Hepsi birlikteler. Cüzdanım da gayet memnun maşallah. Surat mı assın? Sen de ne çok anlam çıkarıyorsun bir bakıştan. Ben bir ocağa bakayım. Sezai'yi hastanede buldum. Bıçaklanmış deyince öyle korktum. Vallahi çok korktum. Kim bıçakladı seni? Ya gaspçı işte. Paramı, telefonumu. Her şeyimi almış. Boş ver Aslı. Aman boş ver. Canın sağ olsun. Çıktı. Hayati tehlikeye atlattı şükür. Normal odaya aldı doktor. Sen ne yapıyorsun? Çıkmış. Ya ne yapalım? Biz de Zeynep'le kahvaltı yapıyoruz. Tamam. Tamam canım. Ben birazdan geleceğim, tamam? Tamam. Dayıcığım. Ozi. Ozi sana şey diyeceğim ya. Söyle dayı. Senin işin yok muydu bugün? Gitsene oğlum işine. İyiyim ben, merak etme. Hakikaten git Ozan. Ben buradayım oğlum. İyi tamam. Ben bir gideyim bakayım o zaman. Hem işler de Mesut'un başına kalmasın. Dayıcığım. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol dayıcığım, sağ ol.
Ozan, o evde konuştuğumuz konuyu tekrar konuşacağız. Bitmedi yani. Tamam. Ne oluyor? Kıza evlenme teklif edecekmiş. Aa. Ya, Zeliş'e yüzük de almış. Ne diyorsun abla sen ya? Sorma sorma. Hay iyi bir kız yani. Bir şey diyemem de. Ama olmaz o iş. Olmaz olmaz. Olmaz. Bir Sezai'yi arayayım da ben merak etmiştir. Sezai. Günaydın Güzide. İyi geliyor sesin. İyiyim, iyiyim. Ümit yoğun bakımdan çıktı. Odadayız şimdi, birlikteyiz. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Hadi gözün aydın. Sağ ol. Teşekkür ederim vallahi sayende. Yok canım. Niye benim sayemde olsun Allah aşkına? Abla şey, versene telefonu, ben de konuşayım. Güzide, ben kapatacağım. Bir işim var şimdi, hemen çıkıyorum acil. Ümit'e geçmiş olsun dileklerimle lütfen. Tamam. Tabii ben o zaman seni şey yapmayayım, oldu. Görüşürüz, hoşça kal. Ne oldu ya? Niye kapattın? Dışarıdaymış, konuşamam dedi de sonra şey yaparız ya. Bir şey istiyor musun? Yok, istemiyorum. Uyu biraz hadi. Ay çok uyudum abla ya. Anneciğim her şeyin tamam değil mi? Bak uçağı tamam. Kaçırma. Niye kaçırayım? Aldım her şeyi, tamam. Ah oğlumcum, akşam biraz sıkıntılı geçti. Yemek iyi olmadı biliyorum ama. Niyetim kötü değildi kızım. Barıştık mı? Ha? Gel seni bir öpeyim canım. Gelinim benim. Kendine, torunuma çok iyi bak. Geldin mi her şey yetişti? İyi yolculuklar muallem. Teşekkür ederim. Gidelim mi teyze? Hadi o zaman. Bana bak. Boylum böyle biraz surat yapıyor diye bozulmuyorsun değil mi? Bozuluyorum. Niye bozulmuyor? Daş mıyım ben? Ama hamile, durum hassas diye bir şey demiyorum. Sesimi çıkarmıyorum. Annem benim. Güzel annem benim. Sırmaşma, sırmaşma. Safarıcı muallem benim. Kurban olurum sana. Bak sana bir şey diyeceğim. Hı. Oylum annesinin çok etkisi altında kalıyor. Güzide Hanım kızına her istediğini yaptırmaya alışmış. Karın yanlış bir yola gidecek diye çok korkuyorum. Nasıl yanlış? O ne demek ya? Oğlum oylumu hamileyken Amerika'ya götürmeye kalkmadı mı bu? Tamam. Bebek doğunca sizi ayırmaya kalkarsa ne yapacaksın? Ya anneciğim. Öyle bir şey cesaret edebilir mi ya? Adamın hayatını bitiririm valla. Tamam. Tedbirini önceden al. Hiç görüşmesinler demiyorum. O kadarı da vicdansızlık olur. Ama anne kız arasında biraz böyle mesafe olsun. Ayağa alışır, zırt pırt gelir. Ondan sonra al başına belayı. Tamam, merak etme. Ne yaptık Ercan, tamam mı? Tamamdır. Karşım çok teşekkür ederim ya. Ne demek abi? Muhalla teyzem benim başım gözüm üstünde. Hadi annem. Canım benim. Bilir misiniz? Görüşürüz. Hadi nasıl yani ya? Anneciğim nasıl olmuş diyorum ya? Şu an durumu nasıl? Ne oluyor ya? Anneciğim bak beni kandırma lütfen. Doğruyu söyle. İyi değil mi? Oğlum ne oluyor bir tanem? Ya dayım bıçaklanmış. Ne? Gel hadi. Ya anne geliyoruz. Hangi hastane? Bana kolumu atar mısın? Kolumu at, geliyorum. Hakime Hanım. Zeyno benim ben.
annem dayımın yanında kaldı. Nasıl? Ümit abi iyi mi? İyi, iyi. Çok şükür. Tehlikeyi atlattı. Ya çok şükür. Seriş nerede? Yukarıda odada. Tamam, ben bir bakayım. Tamam. Canım. Zeynep. Seriş yok. Nasıl yok? Sen görmedin mi? Markete giderken bir şey lazım mı diye gittim. Odasındaydı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor diyor. Eyvah. Oltan Bey burada olduğunu mu anladı yoksa? Ay abla, abla. Hmm. Ya şu sırtımı bir düzeltsene. Tamam, çok kafam düştü. Şunu çekeyim mi? Ha, biraz. Dayı, dayıcığım. İyi misin? İyiyim, iyiyim dayıcığım, iyiyim. Merak etme. İyiyim. Dayıcığım geçmiş olsun ya. Sağ ol Behram ya. Ya siz niye zahmet ettiniz? Bak şimdi. Olur mu canım öyle şey? Ne zahmeti ya? Dayıcığım. Gitmek yok değil mi? Artık buradasın. Yok canım, nereye gidecek? Buradan çıkalım, eve gideceğiz değil mi? Hı? Durumlar ne peki dayıcığım? Yani gaspçı bulundu mu? Polis arıyor mu? Yok Behram ya. Nasıl bulunacak gaspçı? Nerede oldu dayı? Bir sokak, cadde falan bir yer var mı? Niye? Bulduracağım, o yüzden soruyorum. Hayır, niye buldurasın? Polisin işi bu. Sana ne oğlum? Senin işin mi? Polis bulur. Polisin bir sürü işi var yüzden de. İstanbul'da her gün başka bir olay oluyor. Bizim gaspçıya gelene kadar o... Sırası gelince bulsun. Annem haklı. Polisin işi bu. Polis bulduracak. Tamam karım. Siz nasıl derseniz. Yani ben yanına kar kalmasın dedim. Dayımı bıçaklayan adam öyle elini kolunu sallaya sallaya gezmesin dedim ama. Siz bilirsiniz. Oda da kümes gibi vardı. Yok muydu daha büyük bir oda? Vallahi yoktu Behram ya. Bir tane tek kişilik oda vardı. O da bu yani. Ya tamam, taburcu edelim seni. Gel gidelim başka büyük bir hastaneye gidelim. Ne yapacaksın daha büyük odayı Ümit? Hı? Konferans mı vereceksin oğlum? İki kişiyiz zaten. Gelen de gidiyor. Gidecek yani. Ümit Bey. Bir nabız tansiyon bakalım mı? Bakalım hemşire hanım. Ne olur. Parmağınız ısıtı. Behram. Bir gel oğlum sen benimle. Ümit, geliyorum. Tamam. Annenin dün akşamki üslubunu soracaktım. Ne yapmaya çalıştı öyle o? Şimdi Güzide annem, Tarık babanın bu ricası üzerine bir konuşma yapmak istedi tabii ama eline yüzüne bulaştırdı. Ricası mı? Aynı tepkiyi ben de verdim anneme. Ben de dedim yani bize ne ya? Yani bizi ilgilendiren bir şey yok ama artık hani Tarık baba böyle yalvarma noktasına kadar gelince... Nasıl yalvarmak? İşte demiş böyle böyle, ben pişmanım. Ben ailemi seviyorum. Yuvama dönmek istiyorum. Annemden de rica etmiş. Hani böyle bir hani ara bulucu gibi davranmasını istemiş. Annem de sizi belki yumuşatabilir diye davranıp böyle iyi niyetle bir... İyi niyet mi? Yüzden siz benim anneme taktınız galiba. Hı?
Yani bu kadın ağzıyla kuş da tutsa siz neye yaranamayacak, siz de bunun iyi niyetini anlayamayacaksınız diye düşünüyorum. Oğlum ne iyi niyet ya? Dün akşam senin annenin söylediği o kadar lafın arasında hangisi iyi niyetliydi Allah aşkına? Doğru, çok doğru. Ben de katılıyorum size bu konuda, ben de eleştiriyorum annemi. Bazen çığırından çıkıyor. Size ne benim hayatımdan ya? Size ne benim hayatımdan? Sana bir şey söyleyeyim mi? Annen zerre benim umurumda değil. Sen de değilsin. Benim tek düşüncem kızım. Eğer dün akşamki gibi yine onu öyle üzerseniz... basarım o evi. Kızımı alır götürürüm. Anladın mı? Haberin olsun. Hoş bir yer sıkar usta. Muhlim benim karım. Buyurun Altan Bey. Sağ ol Abdüş. Söyle de bana şu Bodrum Şantiyesi'nin ihale dosyalarını getirsinler. Nerede Zeliş? Ne yaptın Zeliş'e? Ne oluyor Ozan? Ne yaptın diyorum söyle. Sonunda buldun değil mi? Yolladın bu adamlarını, aldırdın evden. Sonunda buldun. Bağırma! Kes sesini lan. Sen kime bağırıyorsun? Ne yaptın Zeliş'e? Ne yaptın? Bilgisayarını karıştırırken yakaladın. Sonunda yolladığın adamlarını aldırdın. Senin o pisliklerini ifşa edecek diye öldüğün korkudan. O yüzden kaçırttın. Ama ne yaptıysan boşuna yaptın. Zeliş'in elinde hiçbir şey yoktu. Ozan sen gerizekalı mısın? Ha? Ya da ben gerizekalı mıyım? Şu yüzüme bir baksana. Ben önlem almadan Zeliş'e kuryelik yaptıracak kadar aptal birine benziyor muyum? Ha? Sence hayati önem taşıyan belgeleri Zeliş'in ulaşabileceği bir bilgisayarda tutar mıyım? Ulan sen aleyhimde delil toplamak için yanında çalıştığını kendi ağzına söylemedin mi? Bunu bile bile sana kanıt bırakacak kadar salak birine benziyor muyum ben? Ha? Evet. Zeliş'in bilgisayarımı kurcaladığını görünce tepem attı. Abdüş evine gönderdim. Zeliş'i buraya getir dedim. Neden? Saçma sapan bir şey yapmaya kalkma. Bu resimlerden biri polisin eline geçerse cevaplayamayacağın sorularla karşı karşıya kalırsın demek için. Bana bir şey olmaz oğlum. Benim elimin altında 50 tane atmaca gibi avukat var. Ben yırtarım. Ama Zeliş yanar. O yüzden akıllı olacak. İkiniz de akıllı olacaksınız. Şimdi benim canımı daha fazla sıkmayın. Alıştım. Her şeyi biliyorsun değil mi? Her şeyi biliyorsun. Benim katil olmadığımı öğrendiğimi biliyorsun. Tabii Tolga söyledi. Sen onun için bu kadar rahatsın. Kaan'dan bahsediyorsun değil mi? Tolga'nın bana bir şey söylemesine gerek yok ki. Taksici beni vurdu yalanını yedim mi ben? Yemedim. O 200 bin doları da Tolga'ya verdiğini tahmin ediyorum. Şimdi git. Zeliş'i nerede bulacaksan bul. Beni de bu saçmalıklarla daha fazla meşgul etme. Tamam. Sen var ya, sen korkunç bir insansın. Sen beni katil olduğuma inandırmaya çalışacak kadar korkunç bir insansın. Sen? Sen ne kadar korkunçsun Ozan? Hı? Kaan'ı bıçaklayıp bana gelip kurtar beni Oltan amca dediğinde ne kadar korkunçtun mesela? Kaan gerçekten ölmüş olsaydı ve ben bunu örtbas etmiş olsaydım hala korkunç olacak mıydım? Peki Zeliş ne kadar korkunç Ozan? Kuryelikten aldığı dolarları güzel güzel ezerken iyi bir insan mıydı? Zeliş, annesinin hayatını korumak için
Annesinin borcu için kuryelik yapmış. Tabii. Seliş'in annesinin hayatı tehlikede falan değildi Ozan. Kendini kandırma. 3 kuruş için o yaşta bir kadını öldürmeye kimse tenezzül etmez. Ama öyle düşünmek, ana kız işlerine geldi. Vicdanlarını rahatlattılar. Dürüst yaşamak zor çünkü Ozan. Bunu en iyi sen bilirsin. Kolay olsaydı polise giderdin. Cinayeti ben işledim derdin. Ama yapamadın. Aksine. Kurtar beni Oltan amca diye bana geldi. Şimdi git. Mercimek kadar beyninle bana dürüst adamlıkları çekme. O Zeliş'e de söyle. Peşinde falan değilim ben. Buraya da dönmeye kalkmasın. Sen de dönme. Üzerinde şirkete ait ne varsa bırak. Defol git. Bir daha ikinizi de görmek istemiyorum. Allah! Resmen adama gel beni öldür demiş. Kızım sen aklını mı yedin? Oltan Kaşifoğlu gibi bir adamın bilgisayarına bakmak ne demek? Ha? Bu nasıl bir cüret, nasıl bir cesaret? Ya seni var ya, kireç kuyusunda eritecek. Kıkırdağını bile bulamayacaklar. Ay anne biraz sakin ol lütfen, bağırıp durma ya. Canın tehlikede be canın. Üstelik Oğuzhan denen sümsük yüzünden ben nasıl sakin olayım? Hay anne! Değer mi be? O sümsük yüzünden hayatını tehlikeye atmaya değer mi be kızım? Sana gelip sığınanda kabahat. Ne yapıyorsun? Saçmalama. Gidiyorum anne. Otur şuraya. Tamam hadi tamam konuşmayacağım. Otur. Yok hayır ben vazgeçtim gidiyorum. Bir de Yeşim'e laf anlatamayacağım zaten. Yeşim'e ne oluyor? O senin evinde aylarca kalırken iyiydi. Nezarethanede zaten. Allah bilir hapse atacaklar. Neden? Murat hadisi yüzünden. Uzaklaştırma çıkartmış. Öykün'ü yanında yakalanınca aldı götürdü polisler. Otur hadi otur. Benim bir işim var. Gidip geleceğim. Oltan seni asla burada bulamaz. Sakın bir yere ayrılma. Ne işin var? Nereye gideceksin? Tuğçe, Emin gelince itiraz dilekçesini yazsın, tamam mı? Tamam Tarık Bey. Çıkabilirsin. Oo, kimler gelmiş? Avuç Tülli, İlknur Hanım. Tuğçe, çıkar mısın sen? Kapıyı da kapat. Tamam. Hayırdır? Niye geldin? Ne istiyorsun? Sana yalvarmaya geldim. Eğer birazcık vicdanın varsa Yeşim'i çıkart. Neden? Hı? Başıma dert açmak için mi? Yeşim çok hatalar yaptı. Yeşim'in hataları saymakla bitmez. Haklısın. Ama nasıl yapmasın? Nasıl yapmasın? Küçücük yaşta öksüz yetim kaldı. Hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kaldı. Ama en büyük hatası sana inanmak oldu. Yeşim seni nikahlı kocası sanıyordu. Bir yuvası var sanıyordu. Sen onun dünyasını başına yıktın. Eğer bu kız bugün bu haldeyse bir sebebi de sensin. Ne olursun birazcık insanlığın varsa bunu kabul et artık. Tutunacak bir dalı vardı. O da Öykü. Onu da aldın elinden. Yapma. Bu kadar vicdansız olma. Annelerin ahı fena tutar. Bir annenin ahını alma.
Murat. Murat. Murat çıkar beni buradan, yalvarırım sana, yalvarırım. Murat, ben Öykü'nün annesiyim. Benim Öykü'den başka hiçbir şeyim yok. Murat lütfen, lütfen beni buradan çıkar. Lütfen. Şikayetini geri aldığın için teşekkür ederim. Umarım akıllanmışsındır. Akıllandım, akıllandım. Daha sana asla yanlış yapmayacağım. Öykü'ye bir daha yaklaşmaya kalkarsan seni hapislerde çürütürüm ona göre. Ne? Nasıl yani? Ben bir daha kızımı göremeyecek miyim? Senin Öykü diye bir kızın yok. Buna alışsan iyi olur, tamam? Murat, sen ne diyorsun ya? Ben Öykü'nün annesiyim Murat. Murat, ben Öykü'nün annesiyim. Murat, Allah'ın aşkına bir... Ben bununla nasıl başa çıkacağım? Nasıl? Nasıl? Gel. Bu uzaklaştırma kararını kaldırmayacak mısınız? Önce bir akıllandığını görelim. Bir çeki düzen versin, sonra kavuşur kızına. Ah Yeşim, ah Yeşim. Sen merhameti hak eden bir kadın değilsin. Ama Öykü'nün annesisin işte. Prensesime kıyamıyor. Tuğçe, bakar mısın canım? Aa, Ozan, oğlum hoş geldin. Gel, gel otur. Yok, ben ziyarete gelmedim ama. Bana Yeşim'in adresi lazım. Ne yapacaksın Yeşim'in adresini? Lazım. Söylesene oğlum, ne yapacaksın? Baba, verecek misin, vermeyecek misin? Bilmiyorum ki. Ama buluruz ya, buluruz. Tamam. Tamam, bul o zaman. Ne çok şey almışsın be kızım. Anca anne, gerekliydi zaten hepsi. Bana bak, paranı idareli kullan. Mis gibi işin vardı, ne güzel. Bir daha kim verir sana o kadar maaş artık? Ay anne. Yalan mı? Gidiyordun Endonezya'ya, hop alıveriyordun paranı. Taş atıp kolun mu yoruluyordu? Ya anne, sen o yaptığım işin suç olduğunu farkında değil misin ya? Sen de açlıktan ağzımızın koktuğunun farkında değil misin ya? Ne yapacağız kızım? Çalışacağız anne. Yeşim de çalışacak, ben de çalışacağım. Emeğimizi alın terimizle kazanacağız. Ölme şeyim, ölme yani. Ya neden pirinç yerine makarna almadın? Daha ucuz. Oltan. Anne, Oltan geldi. Sen burada dur, ben bir bakayım. Dur dur, açma. Ya Oltan, sen ne yapacağız? Teyze. Oh Yeşilmiş. Teyze, anahtar mı bıraktın kapıda? Aa, çıkmışsın. Çıktım. Nasıl çıktın? İnsafa geldi de pislik. Şikayetini geri aldı. Gel, gel, gel. Anlatacağım ben sana her şeyi. Geç hadi otur, anlat bakayım. Teyze, of. Geçmiş olsun Yeşim abla. Zeliş. Ne işin var senin burada? Hayırdır teyze? Nereden çıktı bu? Apartmanlarında su boruları değişiyormuş da suları kesmişler. Birkaç gün bizde kalacak. Ne münasebet? Gitsin bir otelde kalsın. Hadi canım, hadi başka kapıya, hadi. Yeşim, saçmalama. Sen onun evinde kalırken iyiydi ama. Gönül rahatlığıyla mı kalıyordum? Yo. Yaka paça beni dışarı attı bu kız. Seni de, öz annesini. Hala evlat diye bunu bağrına basıyorsun ya. Hadi güzelim, hadi sağdan sağdan, hadi. Yeşim, saçmalama. Zeliş benim kızım. Burası da benim evim. Kirasını da ben veriyorum. Anne tamam, yorma kendini. Kızım bırak Allah aşkına şu münasebetsizin laflarına bakma ya. Saman alevidir bu, bilmiyor musun? Ciddi değil. Yo, ciddiyim. Anne tamam, uğraşma. Bunun çirkefliğini çekeceğime sokakta kalırım daha iyi. Aynen, yakışır sana. Hadi. Hadi git. Yallah.
Boyunu posunu göreyim. Hadi. Allah Allah. Zeliş, kurban olayım annem. Nereye gidiyorsun? Gidecek yerin mi var yavrum? Bulurum bir yer. Bir sürü arkadaşım var. Ya gittiler. İlkan bulursa. Olamaz. Merak etme. Bir yere yerleşince haber veririm. Hadi Zeliş. Öleceğim. Her hafta öleceğim. Çıldıracağım. Zeliş. Aşkım. Sana bir şey olacak. Seni bulamayacağım diye öldüm korkudan. Ama buldum seni sonunda. Buldum. Nasıl buldun beni? Bulurum. Senin için her şeyi yaparım. Bulurum seni. Aşkım ne olur git lütfen. Seni tehlikeye atmak istemiyorum lütfen. Şşş tamam. Sakin ol tamam. Bir şey yok. Oltan peşimizde değil artık tamam. Nasıl değil? Ya Zeliş Hanım. Kovarken iyiydi. Bak bakalım nasıl hissediyormuş insan kendini. Murat öyle insafa geldi. Öyle çıktın değil mi? Evet öyle çıktım. Kendiliğinden geldi öyle. Bir anda dedi ki Yeşim'e çok vicdansızlık yaptım. Dur ben onu bir çıkarayım. Teyze ne diyorsun ya? Senin için dil döktüm kızım ben o şerefsize. Şikayetini geri alsın diye bir saat kapısında yalvardım. Senin için yaptıklarımın karşılığı bu mu? Seni evinde ağırlamış beslemiş kızı kovmak mı? Ya ben Zeliş'e küstüm. Halimi anlasın diye öyle konuştum. Üç gün be. Üç gün kalacaktı. Bak, bak sana yük olmasın diye alışveriş yaptı. Bu mu karşılığı? Karşılığı bu mu? Yeşim, bu hayatta senin benden başka kimsen yok. Seni benim kadar düşünen başka kimse yok. Unutma. Tamam teyze ya, özür dilerim. Tamam, nasıl hissettiğimi anlasın diye öyle konuştum. Özür dilerim. Düşünseydin. Düşünecektin. Yeşim sen akıllanmıyorsun. Sen asla akıllanmıyorsun. Teyze dur. Tamam. Tamam arayacağım. Gitme. Açmıyor. Zeliş. Ablacığım. Böyle abuk subuk konuştum bir anlık bir sinirle. Çok özür dilerim. Bak burası senin de evin. Tamam mı? İstediğin zaman gel kal. Lütfen. Biz kardeşiz Zeliş. Alay etti resmen benimle. Aptalsın dedi. Ki haklı. Saçmalama ya. Kim aptal? Biz. Aşkım özür dilerim ama ikimiz de aptalız. Gerçek bu. Oltan gibi birinin bilgisayarında iki tane bilgi bulup onu yenebileceğimizi sandık ama yanıldık. Ne yapalım aşkım? Hiç mücadele etmeyelim mi? Hep Oltan gibi adamlar mı kazansın? Tabii ki mücadele edelim. Ama aptallıkla mücadele etmeyelim. Ya bizim şu anki durumumuz, şu anki bilgimiz Oltan'la mücadele etmeye yetmedi. Bunu önce bir kabul edelim, tamam mı? Zaten artık istesek de yanına bile yaklaşamayız. Ay. İşsizim, evsizim, gidecek hiçbir yerim yok. Ama o kadar rahatladım ki. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama diz çökmemi isteme tamam mı? Ya senin karşında diz çökmekten utandığım için falan değil. Sadece çok komik geliyor bana o yüzden. Ne? Ne diyorsun ya?
Seliş. Benimle evlenir misin? Seliş. Bir şey söylesene. Tamam, tamam. Diz çöküyorum. Hadi, tamam. Sen de. Tamam. Benimle evlenir misin? Sen ciddi misin? Seliş, çok ciddiyim. Bak, maymun oğlum. Herkes bize bakıyor. Çok ciddiyim. Hadi, bir şey söyle. Benimle evlenir misin? Hadi evet de. Evet de. Kabul et, kabul et. Evet de, kabul et, hadi. Evet, evlenirim. Kabul ediyorsun. Evet. Mutluluklar. Mutluluklar. Ay, çok yakışıyorlar. Harika görünüyorsunuz. Ozan, çayın yanına bir şeyler hazırlayabilirim istiyorsanız. Canım. Zeyno. Hakime Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır olsun inşallah. Ha yok bir şey, şey eşya almaya geldim. He. Hadi canım, gel söyleyelim. Ben de hayır, hayır şimdi değil şimdi. Ha tamam, sonra. Hemen bir kap koyayım, Ümit'e götürürüm. Tamam. Sen eşyaları hazırlar mısın? Sonra ben de üzerimi değiştireceğim. Tabii tabii, hemen hazırlarım. Korkmayın benim. Hakime Hanım gitti. Aşağı inebiliriz. Hadi. İnmeyelim aşkım. Geri gelir, bir şey olur, yakalanırız. Ozan siz? Ha sen yüzüğü gördün. Evet Zeyno. Biz evleniyoruz. Çok sevindim. Allah mesut etsin. Sağ ol Zeyno. Teşekkür ederiz. O zaman ben çaylara koyuyorum. Uyandırdım, kusura bakma, ne olur. Ay yok yok, çok uyudum zaten. Ah canım benim ya. Neler gelmiş başına öyle Ümit'ciğim, oyunumu anlattı, inanamadım. Ya sorma Nazan abla ya. Nasılsın, daha iyi misin şimdi? İyiyim Nazan abla, iyiyim. İyi iyi. Ben Ümit'i merak ettim de onun için gelmiştim. Teşekkürler. Ümit'ciğim böyle olmuyor ama ablacığım ya. Yani böyle gelenden gidenden sen uyuyamıyorsun. Böyle olmaz ki. Abla, Nazan abla ziyarete gelmiş. İyi niyetle. Bayılıyorum şu iyi niyet lafına da. Herkes iyi niyetli. Kötülüğü kim yapıyor acaba? Güzide ya. Yapma Allah aşkına ya. Yapma, böyle davranma. Çok üzülüyorum. Ben de üzülüyorum Nazan.
Hayatım biz seninle kaç yıldır arkadaşız. E yeter, bitir artık bu tavrını ya. Barışalım. Barışalım mı? Evet. Kızımın hayatını karartacak biriyle evlenmesine engel olabilirdin. Ama olmadı. Ben hiç uyuyamıyorum biliyor musun Nazan? Hiç. Günüme devam ediyorum ama aklım hep o evde. Behram kızıma nasıl davranıyor? Behram kızıma sesini yükseltiyor mu? Behram kızıma bağırıyor mu? Behram kızıma elini kaldırıyor mu? Behram kızıma vuruyor mu? Bir gün vuracak. Biliyorum. Aslında sen de biliyorsun. Destek verdiğim bu evliliğin nelere mal olacağını birlikte göreceğiz Nazan. Güzide, sana bir şey söyleyeyim. Behram aslında çok iyi bir insan. Senin öyle çok büyük kriterlerine uymayabilir ama o çok iyi bir insan. Evet, onların aşklarına aracılık ettim, doğrudur. Çünkü onlar birbirlerini çok seviyor. İşte senin anlamadığın konu da bu. Onlar birbirini çok seviyor. Ve ben onları ayırmak yerine onları bir araya getirdim. Doğru olanı yaptım yani. İnandığın bu doğru yolda da dostunu kaybettin. Sana şunu da söyleyeyim. Kaybeden sadece ben değilim. Sen de dostum dediğin en iyi arkadaşını kaybettin. Hatırlatırım. Geçmiş olsun Ümitciğim. Sağ ol. Pijamanı giydireyim ben sana. Kimin davası bu? Hayrettin'in abi, tanırsın. Avanos'tan gelirken elime tutuşturdu, şuna bir bak diye. Acil mi? Değil abi. Niye sordun? Bununla uğraşacağına, Ümit'i görmeye gitsene. Yoğun bakımdan çıkmış. Sezai Güzide bekliyordur. Tamam abi, gideyim de. Tarık varsa ne yapacağım? Bu sefer de kolunu kırayım. Sezai çok büyütüyorsun, çok. Pireyi deve yapıyorsun. Yavaş. Yavaş, aynen. Hı. Ay. 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 Ne oldu? Kötülük bulaşacak diye mi korktun? Rahat ama. Biraz büyük mü? İyi, hadi yavaş. Kaldır ayaklarını. Yavaş. Yavaş. Ay, tamam dur. Sezai uğramadı mı? Aa, yok, uğramadı abla. İşi var herhalde. Ay, çok çok öpme, tamam. Tamam, tamam. Daraltı geliyor zaten. Ay. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım ablacığım? Hazırlanıyorum işte yemeğe. Kimden izin aldın sen bunu giyerken? Ne var ya? Yemedik herhalde elbiseni. Bana senden daha çok yakışıyor ayrıca. Tamam hadi çıkar Serra şunu. Saçmalama Selin. Serra saçmalama, çıkar şunu hemen. Hadi, hadi.
Selim biz zaten hep ortaklaşa giyinmiyor muyuz seninle? Sen niye böyle yapıyorsun ki şimdi? Tamam ama bunu bana Tolga hediye etti. Yani şimdi gelecek nişanlıma aldığım elbiseyi kardeşi giyiyor diyecek. Olmaz çıkar şunu hadi. Bana da alsın o zaman. Ne? Çok mu korkunç bir şey söyledim ne? Bana da alsın. Evet Serra çok korkunç bir şey söyledin Serra. Ya sen ne yapıyorsun? Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Sen insanlara yemin mi ettin beni delirtmek için? Hayattaki amacın bu mu senin? Ya Selin. Sen böyle markaları giyeceksin, bunları giyeceksin. Bak ben şu paçavralarla mı gideceğim sence yemeğe? Asla gitmem. Tabii ki bunları giyeceğim. Serra çıkar şunu hadi çıkar. Çıkaramam Selin'cim. Çıkartmıyor musun? Çıkartmıyorum. Tamam o zaman. Al. Hadi giy şimdi bunu. Gerizekalı. Sen... Ya sen bu elbise kaç dolar senin haberin var mı ya? Kendine geleceksin artık Serra. Duydun mu beni? Şu marka takıntından vazgeçeceksin. Dilenciliği bırakacaksın. Düzgün bir kız olacaksın artık. Ha yok ben hala bildiğimi okuyacağım. Tolga'ya seni rezil etmeye devam edeceğim diyorsan kapı orada. Doğruca babamın evine gidersin Serra. Bunu bana bir daha söyletme. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Manyak oldun sen iyice ha? Delirdin sen, kafayı yedin. Ne bakıyorsun Selin? Tamam asmayacağım suratımı Tolga'nın yanında herhalde. As istersen. Selam. Ne haber? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hiç öyle çok güzel olmuşsun da ona bir takıldım. Teşekkür ederim. Ne haber Serra? İyiyim. Tolga senden? İyiyim ben de. Ayarladığın restoran çok iyiymiş bu arada. Yani yorumlar falan şahane hepsine baktım ben. Serra sen bayağı sosyal medyanın içinde yaşıyorsun. E tabii. Yani benim sosyal medyadaki her şeyden haberimin olması lazım. Olmazsa olmaz. Selin'cim sen bu gece beni neden bu kadar eleştiriyorsun acaba? Yok ben eleştirmiyorum. Bir saniye arkadaşlar bu akşam tartışmak yok. Eğleneceğiz. Hadi lütfen. Hoş geldin Tolga Bey. Hoş bulduk Emir. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ ol. Selin Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serra ben de. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Çok güzel bir masa ayırdım size. Tolga Bey'lere yerlerini alalım. Buyurun bu masa. Teşekkür ederim. Karşını hemen yolluyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar güzelmiş burası. Güzel değil mi? Serra senin yüzün niye düştü? Beğenmedin mi? Yok canım. Yok sevdim olur mu? Şey çok güzelmiş. Şimdi magazincileri göremedi ya ondan bir tatsızlaştı. Selin'cim. Canım benim. Güzel ya. Güzel. Ben bir selfie çekebilirim o zaman değil mi yani? Ben de ne eksik diyordum. Tolgasız. Tolgasız olur mu ya? Ben Tolgasız selfie ne yapayım ya? Gel hadi sen de gel. Tamam hadi. Çok güzel oldular yalnız. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok mersi. Hadi karım. Hadi bir tanem. Ne olur hadi karım ya. İmkanı yok. Bak ya. İmkanı yok ya. Halim yok. Bu saat olmuş. Ben giyineceğim, makyaj yapacağım, hazırlanacağım. Yapma. Yapma. Makyaj yapma. Şart mı? Ha? Benim karım makyajı da çok güzel. Onun her hali çok güzel. Güzel karım benim.
Benim çocuğumun annesi. Bir şey söyleyeceğim. Ne olacak sence? Ne olacak? İşte onu soruyorum. Kız mı olacak, erkek mi olacak? Behram, niye böyle rahat rahat söylemiyorsun ben erkek istiyorum diye? Bak şimdi. Ne erkek? Ben bir kere kız olsun istiyorum. Kız istiyorsun sen. Tabii canım. Bir kız olsun. Oğullarımın ablası olsun. Oğullarının mı? Evet. Niye? Ne oldu? Çok şaşırdım. Dalga geçiyorsun değil mi sen? Hayır ya. Niye dalga geçeyim? Yani senin annen gibi bir ablaları olsa kötü mü olur? Ha biliyorum. Sen benim annemden çok hoşlanmıyorsun ama ben senin annene bayılıyorum. Çok iyi değil mi? Dur, bir tane daha vardı bunda. Geçen bana attığını da açsana. O da çok iyiydi. Siyah kedi. Evet, evet. Ya Emir. Ya Emir oğlum sen de hayırdır ya? Ha? Senin niyetin bana rakip olmak falan mı? Bu nasıl mekan böyle? Böyle bir şey mi var? Var, biliyor musun? Hayır. Beğendin mi hakikaten? Ya Allah, beğenmek ne kelim oğlum, çok güzel, bayıldım ya. Değil mi karım? Nerede bizim masa? Size mekanın en iyi masasını. Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim. O masadan başka bir yere oturmam ben, onu söyleyeyim. Size de oraya ayırmıştım. Hah. Buyurun geçelim. Eyvallah. Gel karım. Oğlum, değil mi bunlar? Oğlum, oğlum. Serra, yapma. Ne olacak canım? Emir, sen bize şu masayı ayarlasana. En iyi masayı ayarlamıştım. Şu masayı istiyorum. Peki, siz geçin. Ben garsonları yönlendiriyorum. Eyvallah. Behram, bir baksana mı? Behram. Behram, bir bakar mısın? Behram. Dinliyorum. Gidelim mi buradan? Niye? Niye, niye? Hı? Olay çıkarırım diye mi korkuyorsun? Ya da korktuğumu mu düşünüyorsun? Tolga'dan etkilenirsin diye. Niye gidelim? Hayır ama yani başka bir yerde... Mantıklı bir cevabın yoksa gel. Ya ama böyle tesadüf olmaz, bu nedir ya? Ha? İyi akşamlar, afiyet olsun. Oğlum. Seninle bayağıdır görüşmüyoruz ya. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de. Merhaba, Behram Dicleli ben. Oğlumun eşiyim. Tanıyorum internetten. Bak şimdi. Bu kadar meşhur muyuz ya? Serra, Selin'in kardeşi. Hı hı. Öyle mi? Evet. Memnun oldum. Karım, ayakta kalma, gel. Sen ne yapıyorsun? Selin'in kardeşi mi dedin? Sen, baldız yani. Evet. Ha Tolga? Bende baldız yok, bende kayınbirader var, sen de biliyorsun. Ozan.
nasıl bir eşeğim ya? Kusura bakmayın, siz nişanlandınız değil mi? Ben de kutlamadım, kusura bakmayın. Evlilik ne zaman? Gün aldılar. Allah aşkına. Hı hı. Çok mutlu oldum. Sizin bebek ne zaman geliyor ya? Daha var. Var. Bir 6 ayımız daha var. Bakalım. Biz de çok sabırsızlanıyoruz yani. Şeyiz, heyecanlıyız. Hatta bir saniye. Şöyle göstereyim. Hayatımın en güzel resmi. Hele annesi böyle ölümüne sevdiğin bir kadınsa... Yok yani bu mutluluğun bir şeyi yok, tarifi yok. Aynı mutluluğu sana da dilerim Tolga. Sağ ol. Ne zaman taburcu olur musun? Birkaç gün daha buradayım gibi abi. Ondan sonra taburcu olacağım inşallah. İyi. Yani iyice iyileş oğlum. Sonra çıkarsın. Sezai abi. Beni sen bulmuşsun burada. Çok sağ ol. Ablamı da sen aramışsın. Çok pişman. Affet Ümit'i temiz. Oğlum siz iyi olun da, tamam mı? Gerisinin önemi yok. Abla kardeş, bir arada bulunun. Bir mesele o. Her şey yolunda değil mi? Problem yok. %50 barıştın. Barıştık abi. Harika. Yani daha doğrusu ablam beni affet der zamanki gibi. Ben ablamı çok üzdüm Sezai abi. Baksana. Hala da üzmeye devam ediyorum. Hastane köşesinde koltuğun tepesinde yatıyor benim yüzümden. Kardeşsiniz oğlum siz. Sen onun kanısın, canısın. İyi de bir kardeşlik hep bir tek taraflı olur abi. Hep mi biri yanlış yapıp öbürü affeder. Ama bu sondu abi. Bundan sonra ablamı üzmeyeceğim. Yemin ettim abi. Ablamı üzmeyeceğime büyük yemin ettim. Ümitciğim ben kalkayım. Yarın sabah Avanos'a gideceğim, uçağım var. Tamam mı? Görüşürüz. Kolay gelsin. Altan, bunun balistik incelemesini istemiştim. Silahı tespit ettik. Daha önce 3 ayrı olayda kullanılmış. İkisi yaralama, birisi de korkutma amaçlı silahlı saldırı. Sahibi belli mi? Tetiği çeken kim? Yerini yurdu belli.
Patlayar mısın? Ne söyleyeyim sana? Yok, istemiyorum. Aldız. Nasıl? Güzel mi tatlı? Çok iyi, kesinlikle tavsiye ediyorum. Buyurun efendim. Şu baldızın tatlısından bana bir tane versene. Hemen efendim. Seni sen de çabuk ye. Geç kalmayalım kulübe. Vay, 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 vay. Kulüpler, mulüpler. Gece uzun ha, Tolga. Siz de gelmek ister misiniz? Biz Santara'ya geçeceğiz. Serra'm. Benim karım hamile ya. Bir sene kilit. Yani tamamımız bir bakıcınız olur tabii canım. Var canım. İki tane bakıcımız var zaten de. Şey, oğlum ben bakacağım çocuğumuza diyor. İstemiyor. Yoksa dediğim gibi var iki tane bakıcımız yani. Ama arada bir çıkarız herhalde. O kadar da değil ya. İşimiz geçmedi yani değil mi? Çıkarız arada. Kalkalım mı artık? Olur. Bir saniye ya. Biz o kadar toplanmışız böyle. Bir selfie çekilmeyecek miyiz? Serra. Baldız hakikaten baldan tatlı ya. Tolga. Çek. Çek hadi çek. Boşver takma bu böyle. Çek. Selin yaklaşsana. Gel. Ha? Çok iyi çıktık yalnız. Ne yazdın? Uykum geldi Behram. Hadi. Müsaadenizle çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İyi akşamlar. Kalkalım işte. Olur, kalkın.
yapıyorsun Ümit ya? Ümit ne yap? Çek şuradan. Ay o kadar da değil abla. Yaralandım alt tarafı. Evet yaralısın. Evet. Gider misin şuradan? Abla ne olur hasta muamelesi yapma bana ya. Bak en sevmediğim Ümit, şey... Ümit gidip oturur musun? Abla... Git otur şuraya. Git şuraya otur. Hangi kitap? Şey şu köşedeki var ya. Ne oluyor? Ay ablam bana söylenip duruyor o ziya. İyice elden ayaktan düşmüş muamelesi. Al şunu git şuraya otur. Oraya git. Git oraya otur. Ben çıkıyorum. Tamam. Var mı bir şey? Yok annem. Çıkacağım ben de birazdan. Tamam. Hakim Hanım, akşam kaçta gelirsiniz? Niye? Akşam yemek yapacağım da, o yüzden sordum. Erken gelemem ben. Çok işim var. Yani sen kafana göre bir şeyler yap. Tamam. Bana bak, orada oturacaksın. Allah Allah. Kalkmayacaksın oradan. Allah aşkına ya. Sakın. Yok. Oturacaksın orada. Ne? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz annem. Dayı. Dayıcığım. Ne oluyor ya? Sana bir sır versem tutarsın değil mi? Bak annemin kesinlikle haberi olmaz. Hayır. Söyleme bana sır falan. Dinlemiyorum. Dayı. Ya dayı ne oluyor ya? Hayır dinlemiyorum ya. İstemiyorum. Ben ablamdan hiçbir şey saklamayacağım artık. Büyük yemin ettim oğlum. Sakın söyleme bana bir şey. Sakın. Tamam söylemeyeceğim. Tamam. İyi tamam. Hadi biz geç kalıyoruz. Talip çıktı mı hiç? Ne abi? Avanos'taki gayrimenkullere diyorum. Talipleri çıkmadı mı? Yok abi taliplisi falan yok da. Ben satışa koymadım abi daha doğrusu onları. Niye koymadın? Tedbirler kalkmadı mı yoksa? Yok abi tedbir falan yok şükürler olsun. Hepsini kaldırttım da. Vazgeçtim abi ya. Satmayacağım baba mülklerini. Ne varsa satacağım diyordun. Diyordum demesine de. Abi Avanos ata yurdu baba hoca. Yarın bir gün İstanbul'un yabanı olacağımı... ...doğduğum topraklara geri dönerim diye düşündüm herhalde. Sen İstanbul'u çok seversin Sezai. Hem Gonca Günlü bırakıp gitmezsin Yeditepe'li şehirden. Ne oluyor? Derdini söyle. Yok abi bir derdim falan yok. Anamın babamın mezarı Avanos'ta abi. Daha da buraya gelmem diyemedim. Kestirip atamadım işte. İşin doğrusu. Marketten bir şey mi söyledin abi? Satıcıdır. Bırak. Buyurun. Merhaba Numan abicim. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş gördüm. Sezai evde mi? Evde buyurun. Aa tamam. Teşekkürler. Sezai. Hoş geldin gelmişsin. 2 gün oldu Güzide. Hoş geldin sen de. Niye haber vermedin? Ya işte bir sürü iş güç. Kafam çok meşguldü. Bir şeye takılmışsın. Yok. Neye takılacağım ya? Yok bir şey. Bir şey var. Bir şeye takılmışsın. Fotoğrafa takıldım biraz. Hangi fotoğraf? Var ya o şey. Oylumun evindeki fotoğraf. Oylum. Behram. Evet. Dünür sen falan da var. Tarık da var. Evet öyle rastlantısal bir fotoğraf çekildi. Hı. Evet. Ben aradan çekilebilirim Güzide ya. Tamam. Söylemen yeter. Gerçekten anlamaya çalışıyorum şu anda seni. Anlamıyorum. Yani diyorum ki... ...aileni tekrar bir araya getirmek istiyorsan...
Tamam mı? Beni düşünme. Yani ben sessizce çıkar giderim hayatından. Yani sonuçta iki evladın var. Geride bir mazi, bir sürü hatıra. O fotoğrafta da çok mutlu görünüyordunuz. Evet. Yani evlatlarımın babasıyla tekrar bir araya gelmek istiyorum ben diyorsan. Tamam, bitti mi? Hı? Ben konuşabilir miyim? Öncelikle ailemi düşündüğün için çok teşekkür ederim. Sağ ol. İki şey söyleyeceğim sana. Birincisi, ailem tekrar bir araya gelemeyecek kadar çok ihanet gördü. İkincisi de, ben Tarık'ı bana ve evlatlarıma ihanet ettiği için affetmem. O yüzden ayrıldım. Senin için değil. Numan abi, hoşça kal, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Şimdi yüzü de. Şu Ramazan'ın söylediği iti bulamadınız mı hala? Tolga'ya verme atan. Celiller yerini bulmuşlar da adam memleketine gitmiş Oltan Bey. Gelince hemen kapıp getirecekler. Hı. Neresiymiş memleketi? Bilmiyorlar, sormamışlar. Tolgalar gün almış Oltan Bey. Ne günü? Evlenecekler ya, nikah için. Ne? Öğren demiştiniz, arkadaşa sordurdum. Gün almışlar. Yürü gidiyoruz. Bulamazsın böylesini, kaçırma. Nasıl bulamam? Pazarda yarı fiyatına bu. Aynı şey mi? Baksana şuna. %100 pamuk. Yok yok, kalsın. İyi günler. Sen bilirsin. Fatih Bey değil mi? Selin'in babası. Ben Tolga'nın babasıyım. Oltan Kaşifoğlu. Memnun oldum. Fatih Bey, çok takdir ettim seni. Çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Selin çok düzgün, çok efendi bir kız. Çalışkan da. Okulda iyi, dersleri de iyiymiş. İş hayatında çok başarılı olacak. Kesin. Ne mutlu size. Sağ olun. İnşallah. İş hayatında çok başarılı olacak da... Evlilik hayatında mutlu olacak mı? O biraz zor. Bak Fatih, seninle açık konuşacağım. Bu konuştuklarımız da aramızda kalacak. Tamam? Benim oğlum annesiz büyüdü. Çok küçük yaşta kaybettik annesini. Ben oğlumu çok şımarttım. Ne istediyse aldım. Ne istediyse yaptım. Saygılıdır Tolga. Terbiyelidir. İyi bir yüreği vardır. Ama çabuk bıkar. Her şeyden çok çabuk bıkar. Selin çok iyi bir kız. Onun için yazık olmasını istemiyorum. Söylediklerimi anlatabildim değil mi? Anladım Oltan Bey. Bir baba olarak ne yapacağınızı biliyorsunuzdur o zaman. Güzel. Tekrarlamama gerek yok herhalde değil mi? Konuştuklarımız aramızda kalacak. Merak etmeyin.
Seni sevdim Fatih. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa kapım sana her zaman açıktır. Gün geldi nihayet. Geldi. Aşkım. Çok mutluyum. Ha bir de heyecanlıyım tabii. Böyle kalbim var ya yerinden çıkacakmış gibi atıyor. Ha dur 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 dur. Ama bir dakika unutuyorum ya dur. Ne o? Sana aldım dur. Nasıl? Ha dur bir dakika dur üstünde göreyim dur. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Beğenmedin. Yo hayır beğendim gerçekten. Canım. Bir şey mi oldu? İyi misin? Aşkım. Ben çok korkuyorum. Korkma. Korkma bir tanem korkma. Hiçbir şey olmayacak. Korkma. E hadi daha hazır değilsiniz. O zaman hadi sen git hazırlan. Zeliş de hazırlansın. Tamam. Sen yardım edersin değil mi Zeliş'e? Onun için geldim. Hadi sen git. Tamam. Kaçtım ben. Hadi. Ay Zeliş çok güzel çok ya. Güzel. Mutlu huzurlu günlerde giy inşallah. Teşekkür ederim. E hadi. Hadi. Vay kardeşim çakı gibi olmuş kardeşim benim. Manken gibisin manken. Herhalde oğlum. Ne gitsek taşıyoruz. Ya he. Aa gelin hanım da çok güzel olmuş. Çok zarifsiniz Zeliş Hanım. Teşekkür ederim Mesut. Mesut nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya hadi binelim hadi. Tamam. Hadi. Aşkım. İyisin değil mi? Korkuyorum dedim ya. İyiyim. Ben de sana korkma dedim. Hı? Bilmiyorum. İçimde bir sıkıntı var. Bak. İçinde mutluluktan, sevinçten başka hiçbir şey olmasın. Tamam mı? Çok mutlu olacağız. Göreceksin. Hem sen bana güveniyor musun? Tabii ki güveniyorum. O zaman sözüme de güven. Bak sana söz veriyorum. Bugün hayatımızın en güzel yıllarının ilk günü. Ve bundan sonra da her günümüz bundan daha güzel geçecek. Tamam mı? Hadi şimdi gül bakayım. Hadi. Hayır. Öyle değil. Böyle dolu dolu. Hadi hatırım için. Hadi. İşte böyle aşkım. Hadi gel. Yeşim hadi geç kalıyoruz. Geldim teyze geldim. Aman nihayet. Hazırsın değil mi? Hazırım da. Daha ne? Vaz mı geçtin yoksa? Yok vazgeçmedim ama. Aman ne kızım Allah aşkına bir de ama çıkarma başıma ya. Söylesene kızım derdin ne? İçimde bir huzursuzluk var teyze ya. Doğru bir şey mi yapıyoruz? Herhalde doğru bir şey yapıyoruz. O Murat denen mendebur bize başka yol mu bıraktı? Görsün bakalım şimdi. El mi yaman, bey mi yaman? Yap diyorsun yani. Yap diyorum tabii. Bana bak, aradın değil mi tekrar? Kesin yani boş boşuna gidip rezil olmayalım oralarda. Aradım. Merak etme, bekliyorlar bizi. Hey hadi. Olmuş mu? Biraz yakanımı kapatsan. Aa sen kapat yakanı. Hadi. Yüzü var benim hadi, yakanımda. Hadi. Hadi. Çıkalım. Hadi gidelim. Vay be. Hadi.
Ozi, siz girin ben fotoğrafçıyı bekleyeyim. Tamam, hadi. Tamam. Geldi. Merhabalar, hoş geldiniz. Ozan Yenersoy, Zeliha Oya Gürsoy çifti değil mi? Bu kadar mıyız? Başka gelecek yok mu? Bu kadar. Yalnız bize bir şahit daha lazım. Bir şahidimiz daha var. Fotoğrafçıyı getiriyor. Gelir evet, şimdi. Tamam. Geliyorum. Geldim, geldim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İyi bulduk. Buyurun o zaman, başlayalım. Tabii. Abla, hoş geldin. Ne haber Ümit, ne yapıyorsun? Ne olsun abla? Yukarıda mı? Nerede Zeynep? Zeynep... yok abla, çıkmış. Nasıl çıkmış? Seni böyle bırakıp... Haberin yok mu senin çıktığından? Ha? Ya abla, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne söylemen lazım? Ya sabah sen çıktıktan sonra Ozan geldi yanıma. Hı. Dayı sana bir sır versem tutar mısın dedi. Sır mı, ne sır? Bilmiyorum abla, ben büyük yemin ettim. Kimseden bir sır saklamayacağım artık. Sakın bana bir şey anlatma dedim. Ne? E'si bilmiyorum yani. Ama bunlar bir işler çeviriyorlar demedi deme. Ya Zeynep de mi var işin içinde diyorsun? Yani şimdi günahını almayayım kızın ama ya bence öyle. Bak o da ortalarda yok. Hı? Bakacağım şimdi. Hazırız herhalde. Evet, hazırız. Ne oldu, açmıyor değil mi? Açmıyor, belki duymuyordur. Dur bakalım. Mesaj attı. Ne diyor? Hakim Hanım'ı arayacağım diyor. Gördün mü? Siz Mustafa kızı Zeliha Oya Gürsoy, Ozan Yenersoy'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Siz Tarık Muratoğlu, Ozan Yenersoy, Zeliha Oya Gürsoy'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Bravo. Sizler de şahitsiniz değil mi? Şahit. Evet, şahidiz. Ben de kanunların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle. Zeliş, ayağına bastın mı? Bastı. Bastı. Bastı kardeşim. Teşekkür ederim. Bunu hanımefendilere veriyoruz biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tebrikler efendim. Sağ ol. Gelin öpsene. Ne biçim damat bu ya? Öp, öp. Hocam dur, dur, dur. Bravo. Kardeşim benim, uzun benim be. Demişim. Allah beslesin kardeşim.
Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Seyyo. Yastık da koyacak. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Zeyno, hadi, hadi. Sen de gel. Gel. Gel, gel. Aa, çok güzel oldu. Aa, Ayşe teyze, ne getirdin? Kekini nasıl yaptın peki? Havuçlu yaptım Tarık Bey. Öykü öyle seviyor da. Çilekli sütün de geldi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bitti mi? Bittiyse asalım bunu. Ha? Daha bitmedi baba. Biz dışarıda, annem içeride. Şimdi bitti. Oh, bitti. Anneni özledin mi sen? Ama özlemek istemiyorum. Unutmak istiyorum ben annemi. Neden? Çünkü unutursam özlemem. O beni özlemiyor. İstemiyor beni. Ah bir tanem benim. Özlemez oldu mu? Çok özlüyordur. Belki işi çıkmıştır. Belki ne bileyim hapisten çıkmamıştır değil mi? Hayır baba. Otele geleceğim dedi ama gelmedi. Annen sana otele mi geleceğim dedi? Evet telefon açtı bir kere. Çok özledim seni. Çok seviyorum dedi. Geleceğim dedi ama gelmedi. Söz verdi, sözünü tutmadı. Annem beni istemiyor, özlemiyor beni. Çok heyecanlıyım hala. Hadi. Baksana. Siz bayağı evli çift oldunuz ha. Vallahi şaka maka evlendik. Bak Ozi, Ozi arkadaşımla bir yere gitmem diyenlerden olmayacaksın. Çağırınca geleceksin tamam. Ben bilmem. Zeliş bilir kardeşim. Git derse giderim. Oho adam daha nikah dairesinin kapısında verdi ipleri karısına ya. Kutlama yemeğine nereye gidiyoruz? Nereye isterseniz. Bonkör günü damadın. O zaman ben seçiyorum. Tamam. Sizi efsane bir yere götüreceğim. Damağınız çatlayacak. Damağınız. Siz yemeğe gidin. Ben eve dönüm. Hakim Hanım meraklanmasın. Olur mu ya öyle şey? Anca beraber, kanca beraber. Olmaz. Ozan nikahta kaç kere aradı cevap vermedim. Çok merak edecek beni. Bir şey olmaz ya. Bugün bizim en mutlu günümüz. Tamam. Hep birlikte eğleneceğiz. Yok öyle ayrılık ayrılık. Ama. Ya evet kırma bizi lütfen. Ya Hakim Hanım'a ne diyeceğim? Tamam sen ara şimdi annemi, tamam. Önce bir konuş, söyle bir şeyler. Sonra hep birlikte yemeğe gidelim, hadi. Sessiz olun, arıyorum. Ne oluyor? Efendim Zeyno, neredesin kızım sen ya? Hakim Hanım, Şengül ablamın evindeyim. Dayımın kızı, bebeği oldu da. Aa. Şengül bebeği mi oldu? Analı babalı büyüsün. Sağ olun Hakim Hanım. Şengül abla illa yemeğe kal diyor. Eğer bir şey, bir acil bir şey varsa ben gelebilirim. Tamam yok yok gelmene gerek yok. Çok tebrik ettiğimi söylersin. Sağ olun Hakim Hanım. Söylerim. Hadi görüşürüz. Zeynep sen de mi yalan söylemeye başladın? Ozan ya Hakim Hanım'a yalan söylemek çok zoruma gidiyor. Ama ne yapayım sizin de en mutlu gününüz. Benim için de öyle. Ben de böyle olmasını istemez. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi. Hadi yemeğe gidiyoruz hadi. 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 Bir, iki, bir, altı. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
Hadi başlayalım programa. Bugün yine dolu dolu bir program olacak. Yeni konuklarımız var. Sorunlarının bir an önce çözülmesini bekleyen konuklarımız var. Kimin ne derdi varsa buradan çözülmüş olarak çıkması için elimizden geleni yapacağız. En büyük motivasyonumuz bu. Hep söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Yalnız değilsiniz, ben buradayım. Sevgili seyirciler, ilk konuğum ilk defa katılıyor programımıza. Bu stüdyoda bulunanlar, ekran başında bizi izleyen milyonlar, bugüne kadar benzerini çok az gördüğünüz, belki de hiç rastlamadığınız bir hikayesi var Yeşim Deniz Eren'in. Şimdi onu davet edeceğim, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aferin benim güzelsin. Minik kızım benim. Aferin. Tarık Bey. Öykücüğüm, hadi odana çıkar mısın bir tane? Ama resim yapıyordum. Tamam, odana çık, orada yaparsın, devam edersin. O zaman sen de gel. Tamam, işim bitince geleceğim. Hadi sen yukarı çık. Hadi gel, çıkarız. Gel. Sevgili seyirciler, şiddet her zaman vurarak, kırarak olmuyor sevgili seyirciler. Psikolojik şiddet en az fiziksel şiddet kadar yaralayıcı olabiliyor. Hatta bazen daha da fazla. Mesela bir anneyi küçücük çocuğundan koparmak, görmesine izin vermemekten daha acı verici bir şiddet olabilir mi? Şimdi aylardır gördüğü psikolojik şiddeti anlatması, evlat hasreti çekmeye mahkum edilen bir kadının hislerini bizlerle paylaşması için sözü Yeşim Hanım'a bırakıyorum. Evet Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Abla, sizin abla koş. Abla koş, koş, koş. Ne oldu? Koş, koş, koş. Ne oldu? Gel, gel, gel. Mintoni televizyona çıkmış. Hoş bulduk Esra Hanım. Öncelikle sesimi duyurmama vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Siz hep nefes aldıkça umut var diyorsunuz. Ben de son bir umut size geldi. Benim hikayem 6 yıl önce başladı. Her şey işte o vicdansız, o gaddar, o şerefsiz adamla tanışmamla başladı aslında. Benim o sırada çalıştığım otelde tanıştık biz onunla. Bana müteahhitim dedi. Meğer avukatmış. Bir de tek yalanı bu da değilmiş. Biz nikahlandık. Nikahımız da, evlilik cüzdanımız da sahteymiş. Çünkü evliymiş. 30 yıllık karısı varmış. Boyunda 2 tane çocuğu varmış. Artık ne gerçek ne değil şaşırıyoruz ama siz bunların hepsini ne zaman öğrendiniz? İşte evlendikten sonra, yani sahte nikahımızdan uzun zaman sonra, kızım Öykü 5 yaşına geldiğinde, onların da evliliklerinin 30. yıl dönümünde öğrendim. Bu durumda kıyamet koptu öğrendikten sonra. Koptu tabii Esra Hanım, kopmaz mı? Yani sonuç olarak ben bilmeden, istemeden bir yuva yıkmış oldum. Benim hiçbir suçum, günahım yok. Ben de kandırıldım, ben de mağdurdum. Yani eşiniz, daha doğrusu eşiniz sandığınız kişi, o çocuğu, yani sizin çocuğunuzu niye sizden kopar diyor? Gerçekler ortaya çıktığında, yani ben gerçekleri öğrendiğimde bana eziyet etmeye başladı. Bana işkence etmeye başladı. Nasıl işkence etti? Beni sokağa attı Esra Hanım. Oturduğum evin elektriğini kesti, suyunu kesti, doğalgazını kesti. Evin içinde minicik bir çocuk var. Düşünün Esra Hanım, çorba bile yapamıyorsunuz o küçücük çocuğa. Bu büyük bir vicdansızlık ama bir baba evladına niye böyle bir vicdansızlık yapar? Bunu aklım almıyor. Çünkü vicdanı yok. Vicdanı yok bu adamın Esra Hanım. Nasıl balık? Dediğim kadar var değil mi? Nasıl balık hayatım? Mesut'un dediği kadar var mı? Çok güzel. Balık çok güzel kardeşim. Efsane. Hanım köylülükte usta seviyesi bu. Gerçekten.
Mutluluğun formülü bu oğlum. Ben ne yapayım? Ben bilmem, onun bilir. Bundan sonra böyle. Zeynep. Ne? Sen de her şeyi sana soran bir kocan olsun ister miydin? İstemez miyim ya? Soracak. Gel deyince gelecek, git deyince gidecek. Oh, mis. Yok abi. Evlilik benlik değilmiş. Tamam, anladık yani. Evlilik benlik değil. Tazelememi ister misiniz efendim? Beyefendi bilmez. Hanımefendiye soralım. O bilir muhtemelen. Bak ya, bak, bak, bak. Tazeleyin, tazeleyin. Başka bir isteğiniz var mıydı? Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Baba, ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Ferra sus. Doğru konuş babamla. Ya ne doğru konuşacağım Selin? Duymuyor musun? Ne demek Tolga ile evlenemezsin ya? Evleneceksin Selin. Sen Tolga ile evleneceksin. Gün aldınız siz, tamam mı? Gün aldılar baba. Ya bir gün... kes. Kes bir. Selin. Olmaz kızım. Olmaz babacığım. Tolga'nın ailesiyle bizim ailemiz arasında dağlar kadar fark var. Tolga zengin çocuğu. Annesiz büyümüş. Çabuk bıkar senden. Ortada kalırsın. Ya sana ne? Sana ne? Saçmalamayı kes artık, anlıyor musun? Saçmalama yeter ya. Serra, benimle doğru konuş. Ya ne doğru konuşacağım be? Ne doğru konuşacağım seninle? Sen fakirliğe bayılıyorsun diye biz de mi sefil hayatı yaşayalım istiyorsun? Biz de mi üç kuruşa düşünelim istiyorsun? Bakın, talih kuşu kondu bizim başımıza. Bu kuş insanın hayatında bir kere konar başına, anlıyor musunuz? Bir kere. Kızım, ben sizi onurlu insanlar olarak yetiştirdim. Onun için ne onuru be? Sen ne onurundan bahsediyorsun ya? Sen minibüse bindiğinde üç kuruşluk şoför sana para üstünü vermedi diye ağız dalaşına girmiyor musun o şoförlerle he? Sen bizim mahallenin pazarı pahalı diye deli gibi market market gezip indirim kovalamıyor musun baba? Sen ne onurundan bahsediyorsun bana ya? Bak biz seninle senin gibi olmayacağız, tamam mı? Senin gibi yaşamayacağız, sefil fakir olmayacağız senin gibi. Babamla bu şekilde konuşamazsın, kes artık. Nasıl konuşurum Selin? Nasıl sus. Konuşurum? Sus, konuşma. Bir sus. Haklısın baba. Ayrılacağım Tolga'dan. Ne diyorsun sen ya? Kendine gel Selin. Saçmalama, manyak mısın sen? Ayrılmam şart Serra. Bizi de kendinde daha fazla rezil etmeden. Ayrılmam şart. Getirdim Oltan Bey. Merhaba Oltan Bey. Beni tanıyorsun demek. Bizim mahallemde sizi herkes tanır. Güzel. O zaman oğluma el uzatanlara neler yapabileceğimi de biliyorsundur. Ha? Neden ateş ettin Tolga'ya? Ne alıp veremediğim vardı? Benim bir alıp veremediğim yok. Oğlunu tanımam etmem. Neden sıktın o zaman? At derler atarım, sık derler sıkarım. Benim işim bu. Tolga'ya sıkmanı kim söyledi? Behram Dicleli. Onun talimatı. Söylediğinde malum. Behram Bey telefonda talimat verirken kayıt yaptım. Ama görmek istiyorsan bir bedeli olur. Aa.
Ay ne güzel çıkmışız. Değil mi? Ben şişman çıkmışım ya. Oğlum saçmalama ya, gayet iyisin. Vay bak. Güzel, güzel. Atsana bize fotoğrafları. Olur, hemen göndereyim. Şunu siz mi istemiştiniz efendim? Aa evet, ben istemiştim. İşte en sonunda da gitti, kızımı kaçırdı. Yalvardım ona, yakardım. Dedim ki lütfen ya, lütfen kızımı göreyim. Kaç defa kaldığı otele gittim, beni dışarı attırdı yaka paça. Ben çok özledim, kızımı görmek istiyorum dedim. Bana mısın demiyor. Hiç polise gitmediniz mi? Şikayetçi olmadınız mı? Esra Hanım, yani gitsem ne olacak? Ünlü bir avukat, zengin, güçlü, her yerde eşi dostu var. Üste çıkardı, çıktı da zaten. Sırf bana yavrumu göstermemek için uzaklaştırma kararı çıkardı. Sırf yavrumu göreceğim diye beni gözaltına aldırdı. Günlerce ben hapis yattım Esra Hanım, günlerce. Sevgili seyirciler, şimdi bir anneyi yavrusundan uzak tutan bu avukatın kim olduğunu açıklama sırası. Yeşim Hanım, evli olduğunu sizden saklayan, avukatlık mesleğini sizden saklayan, sizi bu anlamda mağdur eden avukatın kim olduğunu açıklayacak mısınız? Kim bu kişi? Türkiye duysun. Söyleyeceğim Esra Hanım. Söyleyeceğim çünkü ben artık dayanamıyorum. Ben Öykü'yü çok özledim. Ben Öykü'nün hasretine dayanamıyorum. İçim yanıyor Esra Hanım, içim yanıyor, yüreğim yanıyor. Ben anneyim. Ben anneyim Esra Hanım, ben anneyim. Ben anneyim Esra Hanım, Esra Hanım. Yeşim. Sağlık görevlileri gelsin hemen. Masum bir annenin hayatını mahveden bu vicdansız avukat kim? Az sonra. We'll be right back.